Evet, teşekkürler. Antalya'dan acı haberi, siz de belirttiğiniz gibi 47 yaşındaki Halil Yıldız hemen arkamdaki gördüğünüz alt geçitte aracın içinde kalarak hayatını kaybetti. Halil Yıldız'ın cesedine ise yaklaşık 2 saat sonra sualtı ve çamur ekiplerinin su ve çamur tahliyesi sırasında ulaşıldı. Antalya'ya dün akşam saatlerinde uyarı yapılmıştı turuncu kodla. Bu uyarının ardından saat gece 12 itibariyle şiddetli yağış devam etti. Yağış o kadar yüksekti ki şehre yaklaşık 15 yıldır, yani 15 yıldır bu şekilde yüksek bir yağış kentte etkili olmamıştı. Özellikle 5 ilçede yağış çok etkili oldu. Bunun başında da Kepez ilçesi geliyor ve 5 merkez ilçede okullar bir gün tatil edildi. Kuryelerin de çalışmasına bir günlüğüne ara verildi. Şehrin neredeyse ana arterleri, sokaklar, caddeler su altında kaldı. Özellikle Kepez ilçesinde yağış etkili demiştik. Metrekareye 330 kilogram yağış düştü. Bu da Kepez ilçesinde 3 ayda düşmesi gereken yağış 12 saat içinde düştü. Bu da arkamda gördüğünüz alt geçitte acı haberi beraberinde getirdi. Evet, görüyorsunuz siz de hemen Fırat ekranlarınıza taşıyor alt geçitteki durumu. Neredeyse bir kanalı andıran durum ekranlarınıza geliyor. Burasındaki yüksekliği de görüyorsunuz. Şu an bu suyun biraz çekilmiş hali. Arabanın kat ve kat üstünde bir su yüksekliği vardı. İtfaiye ekipleri ve kurtarma ekipleri buradan birçok aracı çıkardı. İçinde yaralılar yoktu ama bir araç hala su içinde ve 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın da buradan cansız bedeni çıkarıldı. Kentte şiddetli yağış devam ediyor, aralıklarla da olsa etkisini devam ettiriyor. Yarın da gün boyu kentte yağış etkili olacak. Özellikle İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında bir koordinasyon merkezi kuruldu ve buradan kentteki çalışmalar devam ediyor. Çevre illerden 2000'in üzerinde AFAD ekibi kentte şu an görevlendirilmiş durumda. 400'ün üzerinde motopomp ev ve iş yerlerindeki su tahliyesi için görev yapıyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği'ne kullanılmak üzere 20 milyonluk bir ödenek gönderildi. Şu an kentte şiddetli yağış devam ediyor. Herhangi bir yaralımız yok ama sizin de belirttiğiniz gibi bir can kaybı var. Bu gördüğümüz alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tek acı haberimiz bu. Yaralımız yok. Özellikle Aksu ve Kepez ilçesinde toplam 11 mahallede kısmi elektrik kesintisi var. Tam olarak değil ama kısmi olarak elektrik kesintisi devam ediyor. Şiddetli yağışta kentte etkisini devam ettiriyor diyelim. Sözü Antalya'dan size bırakalım. Evet, İsa Akar Antalya'dan bize son durumu, son bilgileri paylaştı. Teşekkür edelim İsa'ya da, kolaylıklar dileyelim o noktada.